Murat Yetkin, Yetkin Report. CHP dışı muhalefetin ilk hedefi CHP'ye kaybettirmek. Şimdi başka kimseye ihtiyaç yok. CHP'deki iç çekişmeler zaten CHP'ye yeterince kaybettiriyor diyeceksiniz. Siz de haklısınız ama dünyada eşi benzeri görülmemiş bir durum yaşanıyor. CHP dışı muhalefet partilerinin hemen hemen tamamının ilk hedefi iktidardaki AK Parti değil, CHP gibi görünüyor. Bu kervana hafta sonu Saadet Partisi de katıldı. Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İstanbul'un İBB Başkanı ile kaybedecek 5 senesi daha olmadığını söyledi. Bir ay önce Saadet Milletvekili Hasan Bitmez vefat ettiğinde Saadet değil miydi CHP'ye gidip meclis grubunun devamı için ödünç milletvekili isteyen ve alan, Saadet ve Gelecek Partilerinin mecliste grup kurabilecek sayılarda vekili alabilmeleri de CHP'nin kontenjan vermesiyle mümkün olmamış mıydı? Ve bu da Kılıçdaroğlu'na kurultay kaybettiren nedenlerden biri değil miydi? Muhalefete muhalefet. Kusura bakmasın ama Aydın'ın İBB Başkanı seçilme ihtimali pek görünmüyor. Azimli ve çalışkan bir siyasetçi olan İyi Parti adayı Buğra Kavuncu'nun da öyle. Bir adım daha ilerleyelim. Eğer Dem Parti adayı olursa Başak Demirtaş'ın da öyle. Demirtaş ismi ortaya çıkınca en sivri yorumu zaten bu konularda kışkırtıcı çıkışlarıyla tanınan İsmail Cemaatinden Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü yaptı. Bir TV yayınında nasıl bakıyorsunuz sorusunun çok iyi bakıyorum diye yanıtladı. Ekrem Bey kaybeder diye. Buradan lütfen kazanamayacak muhalif aday neden ortaya çıkıyor da CHP'ye kaybettiriyor gibi sığ bir yorumda bulunduğum sonucunu çıkarmayın. Her partinin seçilme haklarına sahip her vatandaşın aday olma hakkı elbette var. Elbette her siyasi parti kendi seçmeninin gücünü görmek ve göstermek isteyecektir. Demokratik hakkıdır. Diğer muhalefet partilerinin işi CHP'ye kazandırmak da değildir hatta her partinin seçim dönemlerinde kendisini baskın partilere gösterip destek karşılığı taviz almasının da siyasette yeri vardır. İmamoğlu ve yavaş seçilmezse benim üzerinde durduğum CHP dışı muhalif adayların AK Parti'den çok hatta ilk sırada muhalefetteki CHP'ye yüklenmeleri İmamoğlu ve Yavaş seçilmezse yerine AK Parti'nin İstanbul'daki adayı Murat Kurum, Ankara'daki adayı Turgut Altınok gelirse belki de CHP dışı muhalefet partileri kendisini CHP'ye kaybettirdiği için zafer kazanmış sayacak olanlar bulunduğuna mı inanalım? Neyin kanıtlanmak istendiğini anlamak güç. Öte yandan 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağı iddiasını çok önceden ortaya koyup İmamoğlu ya da Yavaş'ın aday olursa Cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. Cumhurbaşkanlığına layık gördüğü iki siyasetçiyi şimdi belediye başkanlığına uygun bulmuyor. Adeta 2023 seçimlerini kaybetmesi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na olan tepkilerini İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş gibi simge isimlerden çıkarma yarışı var. CHP'ye en büyük rakip kendisi. Geçen hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nu günah keçisi ilan edip Özgür Efendi'yi başa getirenleri kınar görünen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yeniden CHP'ye müdahale etti. Kılıçdaroğlu'nun derdi Özgür Özel'i devirip yeniden CHP'ye genel başkan olmaktı. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Erdoğan bütün siyasi deneyim ve sezgisiyle CHP içindeki çatlakları kaşıyıp rakibi daha da zayıflatmak istiyor. CHP'liler de bütün rakiplerine akla gelen gelmeyen bütün malzemeleri veriyor zaten. Hala aday açıklanmayan yerler arasında CHP'nin güçlü göründüğü var. İstanbul'un Kadıköy, Bakırköy, Sarıyer gibi ilçeleri, İzmir'in tamamı, Ankara'nın her 4 kişiden 3'ünün CHP'ye oy verdiği Çankaya ilçesi, en çok aday başvuruları da burada. Neden? Bir nedeni adayların bu bölgelerdeki CHP seçmeninin Erdoğan karşıtlığını seçme garantisi görmeleri, hizipler arası didişme bu yüzden. Çankaya değil belki ama bu gidişle İmamoğlu'nun hatta Yavaş'ın kaybetme riski var. Ankara, İstanbul'da Kadıköy'ü Sarıyer'i kaybedebilir. Hem iktidar hem muhalefet partileri hem de kendi içinde mücadele eden CHP.